Değerli basın emekçileri, hepiniz eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili olarak hazırladığımız raporu paylaşacağımız basın toplantımıza hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Bizler HDP'nin eğitim komisyonu olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında AKP'nin gerçekleştirmiş olduğu eğitim icraatlarını gözlemledik, raporladık. Bunlarla ilgili görüş ve değerlendirmelerimizi sizlerle ve sizlerin aracılığıyla, kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bununla ilgili olarak hazırladığımız raporda özellikle ilk öğretimden yüksek öğretime kadar olan eğitim öğretimin sorunları meselesine yoğunlaştık. Bundan bir sonraki raporumuzu üniversitelerin açılış döneminde sizlerle ikinci bir rapor olarak paylaşacağız. Dolayısıyla sizinle paylaşacağımız bu rapor yüksek öğretim bölümü eksik olan bir rapordur. Onu ayrıca sizlerin değerlendirmesini sunacağız. Sözünü ettiğimiz bu raporda içinden çıkılmaz hale gelen eğitim sisteminin belli başlı sorunlarına temas etmeye çalıştık. Her biri devasa boyutta olan bu sorunlar hem raporlaştırması hem çözüm önerisi geliştirmesi elbette çok daha kapsamlı çalışmaları, ortak kolektif çalışmaları gerektiren bir nitelikte. HDP olarak bunun önemini, ağırlığını bilen bir yerden değerlendirme yapmaya çalışacağız. Bu raporun kısaca özet niteliğinde olarak ifade edebileceğimiz basın açıklamamızda raporun içeriğine dair sizleri bilgilendirmek isteriz. AKP eğitimin sorunlarını çözme kapasitesine sahip olmadığını kanıtlamıştır. En son söyleyecek şeyi en başta söyleyelim. Türkiye'nin eğitim sisteminin köklü sorunları var ve bunlar 16 yıl içinde daha da derinleşti. AKP'nin elinde adeta yapboz tahtasına dönüşen eğitim sistemi, yıllardır benimsenen piyasa merkezli, rekabetçi ve sınav esaslı eğitim politikaları sonucunda tam bir sorun yumağı haline gelmiştir. Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin bütün kademeleri en temel işlevlerini yerine getiremez haldedir. 2017-18 eğitim öğretim yılında yaşananlar ekseninde duruma bir göz atalım. Neler mi var bu sorun yumağının içinde? Doğru soru neler yok ki olmalı? Niteliksiz eğitim hizmeti, eğitimde özelleştirme uygulamaları, kamu kaynaklarının teşvik adı altında özel okullara aktarılması, ikili eğitimin hala devam ediyor olması, kalabalık sınıflar, karma eğitimi tasfiye etme girişimleri, çocukların ve özellikle kız öğrencilerin örgün eğitim dışına itilmesi, eğitimde kademeler arası geçiş sistemlerinde ve merkezi sınavlarda yapılan değişiklikler, çocukların barınmak zorunda bırakıldıkları yerlerde taciz ve istismara uğraması, taşımalı eğitim, altyapısı bozuk okullar, okullarda öğretmenlere yönelik olarak yaşanan şiddetin artması, öğretmen strateji belgesiyle öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik piyasacı müdahaleler, mülakata dayalı sözleşmeli öğretmenlik, ataması yapılmayan öğretmenler ve benzeri. Her biri birer büyük sorun alanı olan, saymakla bitiremeyeceğimiz bir liste şeklinde uzanıyor. Elinizdeki raporda çok daha kapsamlı şekilde görebileceğiniz sorun alanlarından birkaçına burada da değinelim. Bu raporu sizinle paylaşacağız. Kamusal eğitime para yok. OECD ülkeleri ortalamasında ilkokuldan üniversiteye kadar geçen eğitim sürecinde öğrenci başına yapılan yıllık harcama 10.759 dolardır. Türkiye 4.259 dolarlık eğitim harcamasıyla Meksika ile birlikte öğrenci başına yapılan yıllık eğitim harcamasında en düşük düzeyde olan ülkeler arasındadır. MEP verilerine göre bu çağda ikili eğitim yapılan okul oranı %25.71'dir. Yani her 4 okuldan bir tanesi hala ikili eğitim yapmaktadır. Hepinizin bildiği gibi bu eğitim öğretim yılı başında ben yaptım oldu anlayışıyla değiştirilen lise kayıt sisteminin yarattığı kaosu çözmek için fazladan daha kaç okulun ikili eğitime geçirildiğine dair verilere ulaşmaksa mümkün olmamaktadır. Okulların yapısı öğrencilerin çoklu gelişimine uygun değildir. Okulların %87'sinde spor salonu yok, kütüphanesi olmayanlar oranı %61, çok amaçlı salonu olmayanlar %62.
2016 yılı ilkokul düzeyi net okullaşma oranı %94.87 iken 2018 yılında 91.54'e gerilemiştir. %100 okullaşma hedefiyle yola çıkıp bu noktaya nasıl gelindiğini cevaplamayı hak eden bir soru olsa gerek. Açık öğretimde patlama yaşandı. 2003-2004 eğitim öğretim yılında açık öğretim okulları bünyesinde sadece 267.235 öğrenci bulunuyorken 2017-18 eğitim öğretim yılında bu rakam 6 kata yakın artış gerçekleştirdi ve 1.586.823 kişiye ulaştı. Açık ortaokula devam eden toplam sayısı 191.202 kişiden 117.216'sı yani %61.3'ü kız öğrenci olması, kız öğrencilerin daha ortaokul yıllarının başında örgün eğitimin dışına itildiğinin açık göstergesidir. 1.334.048 öğrenci taşımalı eğitim kapsamında taşınarak taşımalı eğitim tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Taşımalı eğitime geçerken 17.000 köy okulu kapatılmıştır. Kamusal eğitime kaynak ayrılmazken özel okullara kamu kaynakları aktarılmaya devam ediyor. MEB'in açıkladığı 2017-18 örgün eğitim istatistiklerine göre geçen yıl %7.6 olan özel eğitimin payı bu yıl %7'lik artışla %8.3 olmuştur. Toplumda 306 bin öğrenci için özel okullara ödenen eğitim öğretim desteğine tam 1 milyar 278 milyon TL harcanmıştır. 2017-18 eğitim öğretim yılında özel öğretimin payı da tüm zamanların rekorunu kırmıştır. 2017-18 eğitim öğretim yılı itibariyle özel okullarda okuyan öğrenci sayısı 4+4+4 düzenlemesiyle birlikte %40 artışla 233.740'a, özel ortaokulda %96 artışla 321.779'a, özel liselerde %305 artışla 559.838 sayısına ulaşarak bu da rekor kırmıştır. AKP özel eğitimde rekorlara doymuyor. OECD Bir Bakışta Eğitim 2017'ye göre Türkiye, Kolombiya'dan sonra ilkokuldan orta öğretim sonrası yüksek öğretim öncesi kademeye kadar eğitime en fazla özel harcamanın yapıldığı ülkedir. Hatırlarsanız göreve başlarken benim için özel okulculuktan geliyor, özel okulları patlatacak diyorlar. Bu olabilir mi? Toplumun dokusu bozulur. Ben özel okullara yatırım yapmayacağım diyen bir Milli Eğitim Bakanımız yeni ataması yapıldı. Bu eğitim öğretim döneminde göreve başladı. Biz kendisine sormak istiyoruz. Kendi döneminde yayınlanan özel okullara teşvik genelgesinden haberi yok mu acaba? Okullar ve yurtlar tarikatlara emanet. Devlet okulları ve yurtlarının yetersizliği çocuklarımızı birçoğu çocuk istismarı ile gündeme gelen okul ve yurtlara mahkum etmiştir. Türkiye'de tarikat okul ve yurtlarındaki öğrenci sayısı 210 bin dolayındadır, üniversiteler hariç. 4 binin üzerindeki özel yurdun 2480'i bir tarikatla bağlantılıyken bu yurtlarda kalan öğrenci sayısı 224 bini bulmaktadır. İmam Hatipler ayrıcalıklı okullar. 2015-16 eğitim yılı verilerine göre toplamda 1622 olan İmam Hatip Ortaokulu sayısı bu öğretim yılında %76 artışla 2859'a çıkmıştır. 1049 olan toplam İmam Hatip Lisesi %40 artışla 1064'e ulaşmıştır. Öğrenci sayısı %9 azalmışken temel yatırımın hala İmam Hatip'lere yapılıyor olması, fiziki koşulları en iyi olan okulların İmam Hatip'e çevrilmesi, yatırım bütçesinin %96'sının bu okullara ayrılması hem devlet eliyle ayrımcılığa işaret etmektedir, hem de iktidarın kendi siyasi hedeflerine biat eden nesil yetiştirme gayretinin dışa vurumu olarak okunmalıdır. Ana dili eğitiminde yeni bir gelişme yok. Halklar mozaiği olan coğrafyamızda onlarca yaşayan dil bulunmaktadır. Ana dilinde çok dilli eğitim hem bu mirası geleceğe taşımada hem de çocuklarımızın gelişimine en üst düzeyde katkıda bulunmada vazgeçilmez bir eğitim ilkesiyken buna gözünü kapatma yaklaşımı devam etmektedir.
Seçmeli ana dili dersi almak isteyen öğrenci sayısı 85 bine ulaşmıştır. Bu seviyede bir talep olmasına rağmen 2014 yılında yaşayan diller ve lehçeler dersi için 17 öğretmenin ataması yapılmış, Aralık 2015 atamalarında 9 öğretmen katılmış, 2017 Şubat atamalarında Kürtçe dili için sadece 2 ve Sazaki için Sazaki branşında 1 öğretmen ataması yapılmıştır. Eğitim müfredatı ise delik deşik. İçeriği mezhepçi, milliyetçi ve cinsiyetçi. 2005'ten beri mevcut programların sürekli değişen 2005, 2009, 12, 15 program değerlendirme ilkeleri dikkate alınarak bilimsel yöntemlerle değerlendirilmeden hemen hemen her Milli Eğitim Bakanı değişikliğinde gerekçesi de belirtilmeden eğitim sistemine büyük zararlar verecek şekilde değişiklikler yapılmıştır. Bu uygulamalar aynı ve anlayış aynen devam etmektedir. Eğitimde cinsiyetçilik sorunu ve AKP'nin karma eğitimi ortadan kaldırma hevesi eğitim sorunlarımızdan bir başkası. Ataerkil'in okullarda en çok kurumsallaştığı, cinsiyetçiliğin hızla yaygınlaştığı geçen dönem aynı zamanda okullarda mekanların cinsiyete göre bölündüğü ya da başka bir şekilde söylemek gerekirse siyasi iktidarın karma eğitim uygulamasına son vermek için adeta nabız yokladığı bir dönem olmuştur. Karma eğitim konusundaki son yönetmelik değişikliği bunun güncel ipucunu ortaya koymaktadır. Sınavlar tam bir kaos sistemi yaratıyor. Her çözümsüzlük yeni çözümsüzlükle değiş tokuş ediliyor. Müfredat ve sınav sistemi değişiklikleri herkesi mağdur ediyor. AKP ve MEP tarafından yaratılan sınav kaosunun sonucunun çocuklarımızda nasıl bir travmaya neden olduğunu 2 Haziran 2018'de yapılan sınav günü okul bahçelerinde soru kitapçıklarının başında ağlayan yüz binlerce çocuğun gözyaşları ve ailelerin öfkesi göstermiştir. Son düzenlemenin yarattığı karmaşa hala MEB'in önünde durmaktadır. Eğitim emekçilerinin durumu bundan daha iyi değil. Bir yandan performans kriterleri dayatması, bir yandan angarya uygulaması öğretmeni kıskaca alıyor. Kamudan ihraç edilen 41.705'i edilenlerin 41.705'i eğitim ve yüksek öğretim kurumlarından. 2017 yılında MEB bünyesinde yapılan inceleme ve soruşturma sayısı ise 17.113. Yani öğretmenler sınav, mülakat ve güvenlik kuşatması altında kapana kıstırılmaya çalışılıyor. Bu arada MEB'in açıkladığı sayılarla ataması yapılmayan öğretmen sayısı 438 bin, resmi öğretmen açığı 109 bin olarak açıklanıyor ve bu atamalar yapılmamaya devam ediyor. Raporumuzda çok daha kapsamlı verilerini bulacağınız bu rakamlar bile göstermektedir ki 2017-18 eğitim öğretim yılı eğitim sisteminde yaşanan ticarileşme ve eğitimi dinselleştirme adına hayata geçirilen politikaların daha da belirgin hale geldiği bir dönem olmuştur. AKP'nin eğitim alanında büyük ölçüde kendi siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda yaptığı değişiklikler, başta öğrenciler, öğretmenler, eğitim emekçileri ve veliler olmak üzere toplumun geniş kesimlerini her zamankinden daha çok etkilemiştir. Ekonomik, sınıfsal, cinsiyete bağlı bütün eşitsizlikler ve ana dilinde eğitim gibi en temel sorunlar, AKP iktidarının çözmeye yanaşmadığı, aksine çeşitli düzenleme ve uygulamalarla giderek daha fazla çetrefilli hale getirdiği temel sorunlar olarak gündemdeki yerini almaya devam etmiştir. Yıllardır yapısal sorunlar biriktiren eğitim sistemi AKP iktidarının elinde eğitim krizine dönüşmüştür. Bu eğitim sisteminin temelinde AKP'ye ve devlete sadık bireyler, sermayeye ucuz iş gücü, erkek egemenliğine boyun eğen kadınlar yetiştirmek var. Oysa eğitim sistemi toplumun üretken kapasitesini geliştirmek, bireyin kendisini gerçekleştirebilmesini sağlayacak, bireyi özgürleştirecek, demokratik bir toplum düşüncesini destekleyecek şekilde oluşturulmalıdır. Bilimsel temellerde yükselmeli, insanlık tarihinin kazanımları olan evrensel değerlerle uyumlu olmalıdır. Herkes için eşit seviyede ulaşılabilir olmalıdır. Bütün bunları hayata geçirmek hayal değildir. HDP'nin eğitim politikası bu eksendedir. HDP, bireyleri üretimle, toplumsal gelişimle ilişkilendiren, onları hayata hazırlayan,
ezberci değil, yaratıcı düşünceyi geliştiren bir eğitim sistemi öngörmektedir. Müfredatı geleceğin mesleklerine uygun şekilde düzenleyecek, sanat eğitimine özel önem verecek, kültürel mirası sahiplenecek, dünyanın neresinde olursa olsun edindiği yeteneklerle ayakları üzerinde durabilecek gençler yaratmayı hedeflemektedir. Ana dilini, ortak dili ve en az bir yabancı dili dört dörtlük konuşturacak bir eğitim sistemini inşa etme hedefindedir. Nitelikli okulların sayısını artırana kadar adil, istikrarlı, öğrencinin okulunda hazırlanabileceği bir sınav sistemi inşa edecektir. Bütün bunları velisinden öğrencisine, öğretmeninden eğitim sendikalarına kadar eğitimin tüm bileşenleriyle yan yana gelerek, birlikte tartışıp, ihtiyaçları birlikte belirleyip, birlikte eyleyerek gerçekleştirecektir. Eğitim, AKP iktidarının insafına bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. Bu temelde bütün emek ve demokrasi güçlerini bu meseleyi birlikte ele almaya, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine birlikte sahip çıkmaya, bu yolda birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Değerli basın emekçileri, raporumuzun kısa bir özeti şeklindeki açıklamamıza vekillerimizin kısa açıklamalarla ekleri olacaklar. Öncelikle mecliste Milli Eğitim Komisyonu'nda yer alan Mehmet Şükrü Tiryaki vekilimiz. İsterseniz şöyle yapalım. Arkadaşların soruları varsa biz o soruları yanıtlamaya çalışalım. Belki daha verimli olabilir. Başkanım. Tamam. Tabii ki. Şimdi okullardan, velilerden kayıt paraları alınıyor. Şöyle sorun niteliğinde kabul edin isterseniz böyle bir sorunların olduğunu ben liste halinde yaptım. Bu sorunlara da bir hedefi olarak ne yapmayı düşündüğünüzü söyleyeceğim. Soracağım yani. Okullarda velilerden kayıt paraları alınıyor. Bunlar resmi bir şekilde eğitim sen tarafından da açıklandı. Başka kurumlar tarafından da açıklandı. Din dersleri zoraki yapılması kararı alındı. Ondan sonra ataması yapılmayan çok öğretmenler var. Bu öğretmen sayılarını mahallede tutuyorlar. Akşamki televizyon açıklamalarında da kesinlikle öğretmen almayacağını TV kanallarında söylediler. Öğretmen maaşları tam anlamıyla yeterli mi? Değil mi? Eğitim müfredatı evrensel ilkelere dayanmamakta. Büyük bu müfredatın içinde değişik şeyler var. Ayrıca eğitim müfredatında ders saatlerinde bir felsefeymiş, bir diğer konularmış. Bu konular hakkında ders saatleri çok kısıtlı. Bunun yerine din dersleri daha çok ağırlıkta. İmam hatipleri acaba azalıyor mu? Yoksa imam hatiplerini kuruyorlar mı? Eğitimde sermayeyi koyup sermayeleşiyor mu eğitim? Gerçekten ciddi bir şekilde sermayeleşme var mı? 3 koyup 5 mi alacaklar? Bu konular hakkında hedef olarak ne düşünüyorsunuz? Şöyle yani aslında çok sayıda başlık söylediniz de. Bunların bir kısmı raporumuzda var. Araştırılan yani açıklamanızda tam detaylı bir şekilde geçmediği için ben şöyle hani Sevtap Hanım'ın da bizim raporumuzun bir özetini sundu. Aslında söylediğimiz başlıklarla ilgili kısa da olsa açıklamalar var. Fakat bazılarıyla ilgili belki bir ek yapmak gerekir. Bunlardan bir tanesi en başta söylediğiniz öğrencilerden bağış adı altında para toplanması. Aslında bu yasak. Yani Milli Eğitim Bakanlığı her yılın başında bütün eğitim kurumlarına bir genelgeyle açıklama yapıyor ve öğrencilerden zorla bağış toplamayacaksınız diyor. Fakat bu gerçeği yansıtmıyor. Şöyle gerçeği yansıtmıyor. Bütün eğitim kurumlarında zorla değil fakat gönüllü olarak denilip bağış toplanıyor. Eğitim kurumlarının, ilkokulların, ortaokulların, liselerin giderlerinin önemli bir bölümü bakanlık tarafından karşılanmıyor. Okullar bunu karşılamakla zorunlu bırakılıyor ve bu yüzden eğitim kurumlarının yöneticileri öğrenci velilerinden para topluyorlar. Hepiniz görüyorsunuzdur, yani çoğumuz veliyiz aynı zamanda. Okul personellerinin önemli bir bölümü Milli Eğitim Bakanlığı'nın personeli değil. Okul aile birlikleri tarafından istihdam ediliyorlar. Öğrencilerden, öğrenci velilerinden para toplanıyor ve bu paralarla
okulda sizin gördüğünüz hizmetli personeller istihdam ediliyor. Bunların önemli bir bölümü sigortalı bile değil. Çalıştırılmıyorlar. Yani dolayısıyla öğrencilerden para toplanmayacağı yönünde bakanlığın yaptığı açıklamalar, gönderdiği genelgelerin somut olarak hiçbir karşılığı yok. Hala eğitim kurumlarında öğrenci ve velilerden para toplanmaya devam ediyor. Bu atanamayan öğretmenler meselesi doğru, rakamla ilgili farklı açıklamalar var. Çünkü bunlara bazıları Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarını ekliyor, bazıları ise sadece eğitim fakültesi mezunlarını göz önünde bulundurarak rakamlar veriyorlar. Başkanımızın söylediği 438 bin rakamı ve 109 bin rakamı bu eğitim fakültesi mezunları üzerinden yapılmış. Öğretmen olarak atama ölçülerini taşıyan kişiler üzerinden verilen rakamdır. 109 bin de Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi verilerinden ihtiyacımız var dediği öğretmen sayısı. Bu konuda yasa değişikliği önerilerimiz olacak. Çok kısa süre içerisinde bu atanamayan öğretmenler sorununu, daha doğrusu atanamayan demek öğretmen arkadaşlarımıza haksızlık olur. Atanmayan öğretmenler sorununu çözecek somut yasa değişikliği önergelerimiz olacak. Belli bir plan dahilinde bunun çözülebileceğini düşünüyoruz. Bu çok çok karmaşık bir sorun değil. Öğretmenlerin ekonomik durumlarının diğer ülkelerle karşılaştırılamayacak düzeyde düşük olduğu çok açık. Belki kamu kurum kuruluşları içerisinde, kamu emekçileri içerisinde en düşük ücret alan sınıflar arasında, ayrıca değişik adlarla öğretmenlere angarya işlerde verilmeye devam ediliyor. İşte velilerle evde görüşme, işte o okuma saatleri, işte şu projede altında işte anketler düzenleme falan gibi. Bunun yanında cemaatler ve tarikatlarla ortak protokoller yapılıp bunun gereklerini de öğretmenlerin hayata geçirmesi isteniyor. Bütün bunlar bir beraber değerlendirildiğinde hem angaryanın çok fazla olduğu hem de çok düşük ücret aldığı öğretmenlerin ortaya çıkacak. Yani hepimiz bunu biliyoruz, görüyoruz. Buna ilişkin de çalışmalarımız olacak meclis açılmasından sonra. Öğretmenlerimizin yaşam standartlarının düzeltilmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesiyle ilgili olarak ayrıca farklı istihdam biçimlerinde öğretmenler istihdam ediliyor. Biliyorsunuz sözleşmeli öğretmenler var, ücretli öğretmenler var, kadrolu öğretmenler var ve en büyük sorunlardan birisi Sevtaf Hanım da açıkladı. Şu anda öğretmenlerin tamamı mülakatla atanıyor. Bu büyük bir sorun. AKP kendi babasının şirketine personel almıyor. Kamu kurumlarına öğretmen atanıyor. İlkokulu, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi bitirmiş, onlarca, yüzlerce sınavdan başarıyla geçmiş. Kamu personeli seçme sınavı gibi bir sınavda başarılı olmuş. Alan bilgisi sınavında başarılı olmuş bir öğretmene ayrıca niteliği tartışılacak, yeterliliği tartışılacak kişilerden yapacağı birkaç dakikalık sözlü sınavlarla öğretmen atanmasına karar verilmesini hiç kimse kabul edemez. Herhangi bir AKP'liye ikili bir sohbette sorduğunuzda kendilerinin iktidar olmadığı bir dönemde karşılarındaki siyasi partilerin mülakatla öğretmen atamasını kabul edip etmeyeceklerini sorduğunuzda hiçbirisi bunu kabul etmeyecektir. Hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Eğer biz iktidar olsak da kabul etmeyeceğiz. Mülakatla öğretmen atamasının bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öbür kısımlarla ilgili müfredata ilişkin raporumuzda ayrıntılı açıklamalar var. Karma eğitime ilişkin ayrıntılı raporumuzda açıklamalar var. Özetinde başkanımız sundu. Çok sayıda sorun saydınız. Atladıysak kusura bakmayın. Eğitim tam anlamıyla bir evrensel mi yani? Güzel bir eğitim. Ben bunu söylemek mümkün değil yani. Keşke öyle olsa. Yani PISA verilerini ve başka verileri değerlendirdiğimizde eğitimin yani başarısızlığının ortada olduğunu herkes görecektir. Ya çok açık ki Türkçe, matematik ve fen gibi en temel bilim bilim alanlarını öğretmeyi başaramayan öğrencilere bir müzik aleti çalmayı öğretemeyen, bir yabancı dil öğretemeyen ama biat etmeyi, kindar olmayı vaaz eden bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Bunun evrensel değerlerle alakalı olduğunu yani bırakın evrensel değerlere sahip olmasının evrensel değerlerle en ufak bir alakası olduğunu söylemek için bile akıl ve izandan yoksun olmak gerekir.
Herhalde benim de bir iki cümle etsem iyi olacak. Şimdi değerli arkadaşlar, eğitim sisteminde AKP'nin temel üçlü sac ayağı ticarileşme, piyasalaşma ve kadrolaşmadır. Milli eğitimdeki temel üzerine oturttuğu, eğitim sisteminde oturttuğu şey bu. Biraz önceki açıklanan özel okul sayılarındaki patlama çok net olarak açıkça gösteriyor. Biraz önce yine Mehmet arkadaşımızın açıkladığı işte okullarda kayıt ücretinin alınıp alınmadığı, Milli Eğitim aslında şunu söylüyor. Ben görmesem al. Çünkü yeterli kaynağı vermezseniz o okulu ısıtmak, o çocukların orada en azından temiz bir ortamda eğitim öğretimini yapmak için siz bir bütçe ayırmalısınız. Bu bütçeyi ayırmıyorsanız nereden karşılayacaksınız? İşte öğrenciden karşılıyor. AKP toplam 16 yıllık döneminde gerçekten en sıkıntılı alanı milli eğitim alanı. Toplam şu andaki bakanla beraber 7. bakan değişti. Ve ilginçtir, her gelen bakan şu açıklamayı yaptı. Bu sistemle iş yürümez, bu sistemi iptal ediyoruz diye başladı. Muhtemelen şimdiki bakan da yakın zamanda böyle köklü bir değişikliğe gitmek ihtiyacı duyacak. Çünkü bu sistem gerçekten tıkanmış bir sistemdir. Tamam, nitelikli niteliksiz ayrımına giden, çocuklarımızı bile doğru dürüst okullara yerleştirme becerisini gösteremeyen, tamamen sınava dayalı bir soru test çözme, aslında yetenek, bilgi, beceri geliştirmeyen bir sistemle iş yürütmeye çalışıyoruz. Onun için bakın, üniversite sınavlarında 40 binin üzerinde öğrencimiz sınavlarda sıfır, yani hiçbir soruyu çözemeyiz duruma geliyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir eğitim sistemi gerçekten iş yürümez, doğru söylüyorlar ama çözüm önerileri bir önceki günü birlik değiştirdikleri için çok tartışılmadan, çok ilgili alanlarla konuşulmadan, sendikalarla, öğretmenlerle, işin ehli olan psikolog, pedagoglarla görüşülmeden bir karar verildiği için her gelen düzeltmek isterken daha da bir kaotik hale getiriyor. Dolayısıyla bizim hem bu eğitim sistemin noktasında var olan, yaşanan eksikliklere yönelik önerilerimiz olacak önümüzdeki süreçte, hem de köklü değişimin şimdiden başlatılıp hemen yarın için karar verilmeden ama uzun vadede Türkiye'de bir eğitim sistemi ne olmalıdır belki tartıştıracak bir zemin, HDP'nin böyle bir görevi de karşımızda duruyor diye düşünüyorum. Gerçekten nitelikli niteliksiz atama, öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve şu anda Sertab Başkanım'ın açıkladığı rakamlar dolar bazında kur değişmeden önceki rakamlardı. Şimdi bir de kurun değiştiğini düşünürseniz bu kur rakamlar daha yarı yarı belki altıda birine düşecek, düşünün ki. Ve dolayısıyla çok daha dramatik sonuçlar ortaya çıkacak. O açıdan öğretmenlerin şu andaki maaşları sanırım 300, yani şu andaki rakamlarla 300 dolar civarında değerli arkadaşlar. Şu anda normalde diyelim gelişmiş ülkelerde, işte OECD ülkelerinde 3.000-4.000 dolardan aşağı bir öğretmen maaşı yok. Şimdi dolayısıyla bunları düşündüğümüzde bu durumdayken bile kadrolaşmaya dayalı, kendi çevresinden bir kileri istihdam etmeye dayalı bir eğitim politikasında sürekli bize dayatıyorlar. İstihdam politikasında sürekli bize dayatıyorlar. Bu mülakat sisteminin ne kadar boş ve tamamen kadrolaşmaya dayalı bir sistem olduğu çok açıktır. Çünkü mülakatta ölçülen öğretmenin becerisi, bilgisi falan değil. Zaten öğretmen mezun olmuş, o bilgi beceriyi almıştır. Kamuoyuna da yansıdı. Çok ilgisi, alakası olmayan sorularla öğretmenler bir şekilde elenmek isteniyor orada. Şimdi hem düşük maaşlar, hem atanmayan öğretmen sayısındaki yükseklik, hem de bir taraftan öğretmen açığı 109 bin diye Milli Eğitim Bakanlığı açıklıyor. Ama değerli arkadaşlar, şu anda öğretmenlik vasfını taşımadığı halde istihdam edilen geçici öğretmen diye tarif ettiğimiz yüz binlerce öğretmen şu anda eğitim kadrosunda maalesef görev yapıyor. Şimdi bir taraftan var olan elinde yetişmiş öğretmeni alamıyorsun, bir taraftan da işte daha ucuz, daha kendi sosyal güvenceden yoksun
bir kesimi de istihdam ederek, hatta yerelde de zaman zaman bunu da bir seçim malzemesi olarak kullanarak bir çalışma yürüttüklerini biliyoruz. Dolayısıyla AKP'nin bu ticarileşme, piyasalaşma ve kadrolaşma temel dürtüsü olduğu sürece eğitimin düzelmesi şansı maalesef yoktur. O açıdan en doğru olanı gerçekten bu ülkede işte birileri şöyle bir nesil yetiştireceğiz diyordu, birileri şimdi bir başka nesil yetiştireceğiz diyor. Halbuki biz bu ülkenin kendi yaşamını idame ettirecek, bu ülkeye katkıda bulunacak bir nesili nasıl yürüteceğizin derdine düşmemiz gerekirken, benim için nasıl bir gelecek ve tahayyül gerekiyorsa ona hizmet edecek bir kişilik yetiştirmeye çalışırsak bu işin içerisinde çıkılmaz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi ana dilinde değindiniz ancak sizin hedefli olarak bir şeyiniz var mı? Ana dil eğitimine ilişkin bir çalışmanız var mı ya da olacak mı? Ya da önümüzdeki süreçte bunu yasal anlamda bir zorlayacak mısınız? Ya ana dil meselesi HDP'nin temelli gündemlerinden bir tanesi. Çünkü bu hem pedagojik açıdan, bilimsel değerler açısından hem de toplumsal barış, toplumsal bir arada yaşamın gerekleri açısından çocuğun kendi kültürü, dili ve içinden geldiği değerlerle birlikte büyüyebilmesi açısından temel nosyonlardan bir tanesidir. O yüzden bizim açımızdan vazgeçilmez kriterlerden bir tanesidir. Eğitim ve bilim emekçileri sendikalarının kuruluşlarından itibaren sözünü ettikleri kamusal, bilimsel, demokratik, ana dilinde layık eğitim kriterleri onların taleplerinden, onların önermelerinden olduğu gibi sahiplendiğimiz ve bunun mücadelesini verdiğimiz değerlerdir. Bu anlamıyla bu taleplerin karşılık bulması için gerek meclis çatısı altında mücadele etmeye, gerekse bulunduğumuz her yerde yerel yönetimlerle toplumsal dayanışma ağlarını destekleyerek bu taleplerin görünür olmasını ve karşılık bulmasını sağlayacak politikaların aşağı çıkartılması konusunda çeşitli çabalarımız her daim söz konusu oldu. Önümüzdeki dönem bunları daha sistematikleştirmek gibi bir hedefimiz de söz konusu. Ben bir şeye daha özellikle son günlerde çokça gündeme gelen bu düşük nüfuslu yerlerde yeni okul açılması ve çoklu liselerin oluşturulması meselesinde karma eğitim zorunludur ibaresinin kaldırılması biliyorsunuz toplumsal yapımızda önemli bir infial açığa çıkardı. Çünkü karma eğitim bilimsel açıdan ve pedagojik açıdan pek çok araştırma tarafından ispat edilmiştir ki sağlıklı bir toplumsal yapının gelişmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinde karşılıklı cinsiyet rollerinin doğru kavranabilmesi, kadın ve erkeğin sağlıklı bireyler olarak yetişebilmesi açısından önemli kriterlerden bir tanesidir. Biz baştan itibaren AKP'nin böyle bir gizli ajandası olduğunu, kadınları kendi ideolojik nosyonları çerçevesinde yeniden biçimlendirmeye dönük bir ajandası olduğunun farkındayız. Çeşitli zamanlarda bununla ilgili girişimlerde bulunuyor ama bu başta kadınların mücadelesiyle öğrencilerimizin, velilerimizin, eğitim emekçilerinin sahiplenmesiyle şimdiye kadar hayata geçirilemedi. Ama bu mücadele bizim açımızdan da devam edecek. Bu ana dilinde eğitimle ilgili birkaç cümle etmek isterim başkanım. Değerli arkadaşlar, aslında AKP ile temel HDP'nin temel olarak ayrıştığı noktalardan bir tanesidir. Bir bakışı genel olarak tekçi, ırkçı, asimilasyoncu bir bakış açısıyla çoğulcu, herkesin kendisi olarak var olmasını ve ortak vatanda yaşamasını savunan iki anlayışın çarpışmasıdır. Bu dil alanında da böyledir, diğer alanlarda da böyledir. Şimdi maalesef AKP, tabii ki biz bunu söylerken sadece Kürtler için söylemiyoruz ama en çarpıcı örnek Kürtlerdir. En azından verilen rakamlarla 25 milyon insanın konuştuğu bir dil,
yok sayılıyor. Görmezden geliniyor. Hatta mümkünse en hızlı bir şekilde asimilasyona tabi tutulmak isteniyor. Şimdi dolayısıyla çözüm sürecinde işte Mardin Artuklu Üniversitesi'nde kurulan adını utanarak, sıkılarak, sonra değiştirerek Yaşayan Diller Enstitüsü olarak koydukları enstitünün ne hale getirildiğini hepimiz görüyoruz. AKP nasıl aslında o dönemde yeşeren umutlarımızı nasıl baltaladığını açık bir şekilde hepimiz görüyoruz. O enstitünün 9 tane akademisyeni haklarında herhangi bir soruşturma yapılmadan ihraç edildiler değerli arkadaşlar. Sadece ve sadece o enstitüde görevli oldukları gerekçesiyle, yani diğerleri gibi imzacı vesaire olmalarından da değildi. Hani bir kısmını biliyorsunuz. Hani ben bunu söylerken onu hak ettiler anlamında söylemiyorum. Çünkü barış talep etmek herkesin görevidir aslında. Ama oradaki akademisyenler için böyle bir durum bile söz konusu değilken, sadece Yaşayan Diller Enstitüsü'nde bilimsel, kaliteli yayınlar yaptıkları gerekçesiyle 9 akademisyen ihraç edildi. Ve o dönemde toplamda, biraz önce raporumuzda da verildi, 20 tane yüksek lisansını yapan öğretmen işte atan milli eğitime alındı ve ondan sonra hiçbir öğrenci hem kadroya alınmadı hem de oradaki o eğitim öğretime, yani o lisans üstü eğitime de son verildi. Şu anda orada herhangi böyle bir eğitim yapılmaz duruma getirildi orası ve tamamen işlemez duruma getirildi. Şimdi dolayısıyla tekçi, ırkçı, asimilasyoncu bir bakış açısıyla çoğulcu, herkesin kendisi ve ana dilinde kendisi olarak yaşayacağı bir paradigmanın çatışması. Biz mücadelemizi bu temelde veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. Bu çoğulculuğun, bu ülkenin temel taşı olması gerektiğini, aksi takdirde bu ülkeye huzur katacak hiçbir şeyin olmadığını görmemiz lazım. Çünkü Anadolu halklar mozaiği, inançlar mozaiği, kültürler mozaiğidir. Dolayısıyla bu tüm farklılıklarımızı karşılayacak çoğulcu bir eğitim politikasına da geçmemizi ve böyle bir eğitimle ancak geleceğimizi örebileceğimizi görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet. Başka soru yoksa geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Raporlarımız burada arkadaşlar. Buradan alabilirsiniz. Tamam.